diye düşünüyoruz. Hayır ya, diğerim çok gündelik hayatın içinde, küçük hayatlar içinde, mikro düzeylerde. Burada ne değişti? Ben merak ettim. Bana değişti, zihnimiz değişti. Nerede değişti? O kadar aynı çok değişti eski ki. Kemalist hayır, kalıpları pardon, yeni yeni formu transforme ederek şunu demiyoruz. Baştan aşağı ürettiğimiz bir baştan düzen. Aşağı, değişti? Baştan aşağı radikal her şeyin değiştiği bir durumu zaten öyle bir şey kabul etmiyor. Öyle bir şey yok. Ben onu biliyorum yani, ama ne işte, değişti? Şu başörtüler üniversiteye giriyorlar. Kürtçe konuşuluyor. Hala başörtüsü sorunu çok şiddetli bir şekilde çıkıyor. Şimdi ben diyorum ben devrim denen bir şey zaten inanmıyorum. Devrimi tırnak içinde küçük harfler yazıyorum. Evrim oldu. Büyük bir evrim oldu. Ya devrim ha, reform. Zihnimiz değişiyor. Şöyle bir şey ya, biz bugün işte dersimi, işte başörtü meselesi üniversitede, kamusal alanda, bugün avukatların başörtülü gibi mahkemelere girebileceği şeyleri konuştuk. Kürtlerin zulme uğradığını, Kürtlerin örgütüyle müzakere eden bir yere geldiysek bu bence devrimdir. Yani o Ermeni soykırımı kelimesi diye bir şey bugün bir sürü başımıza gelebilecek işte tehditlere bilmem ne. Reform kapsamı içinde değerlendirmek daha da zihnimizde çok önemli bir devrim olduğunu söylüyoruz. Devrim, hocam. Yani Doğu blokunun yıkılması ama, bilmem ne gibi dünyada bir demokratikleşme ve şey var. Yani AK Parti'de bu sörf dalganın üzerinde bir devrim yapan biri değil. Şimdi devrimleri tartışmayacağız ama bir şey söyleyeyim Ferhat Bey. Bir devrim dış politikasıyla ortaya çıkar. Yani evet. Yani oradan belli olur İktidar bizde. İlişkisini ben iktidar ilişkisinin tersi ben dedim. Ben şöyle bir şey Ayşe Hanım olarak yani Ferhat Bey'in söylediği biraz farklı bir şey ama Ayşe Hanım yani o zihinsel bir devrimden bahsediyor anladığım kadarıyla. Kaideyi tedriç prensibine göre bizde devrim olmaz. İşte ama sonuçta aynı şeyi söylemiş olduk. Evet, yani işte uluslararası bir takım düzenler falan bir şey bizde. Hayır ya kardeşim, biz hayatımızda değişiklik yapıyoruz ya. İlk defa bu travmalardan kurtulmak için küçük küçük hayır buna hayatlar... devrim demeden ya de bu değişikliği anlatabilirsiniz. Bunun, yani devrimi çok de önemli olduğunu... izninizle hakkını yemeyelim. Hayır bir dakika, Soros'un, Amerika'nın işte bilmem uluslararası global çevrelerin, uluslararası demokrasi zihniyetin bir şey yaptığını kabul öyle etmiyoruz. Bir şey öyle bir şey demiyoruz zaten. Biz yapıyoruz bir şeyleri. Tabii tabii. Biz yapıyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Devrim bu anlamda, devrim kelimesi burada çok daha fazla hak ediyor demek istiyorum. Marksist anlamda etmiyor. Yani evet. Ya da şöyle diyeyim, o zaman Marksist devrim ama teorisi aynı yetmiyor. Marksist anlamda İran İslam Cumhuriyeti de devrim olarak para çıkma çöktü şimdi orada. Şöyle bir Tunus ile ilgili tavsiye edeyim. Tunus'u dışında tutuyorum. Çünkü Mısır'ın çok özel koşulları var. Yani şimdi yeni bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz'un üzerine yazılar yazılıyor, konuşuyoruz, programlar yapıyoruz. Zaman zaman bu yeni Türkiye tanımlamasını kullandı konuklarım. Bu yeni Türkiye'de birleşecek miyiz bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama nasıl bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz? Çünkü hiçbir zaman Gezi'den öncesi ve sonrası, hiçbir zaman demeyeyim ama Gezi'den öncesi ve sonrası diye değerlendireceğimiz bir süreç yaşadık yeni bence. Yeni Türkiye, eski Türkiye 2010 referandumdan sonra olmadı mı ya? Bir daha mı yeni oldu? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bir de şöyle bir durum da var. Yani hani işte diyor ya bu devrimdir, değildir vesaire ama zihinsel bir başka bir şey ve bu sancılardan bahsediyor aslında. Yani ben çok katıldığım bir nokta, bir yere doğru gidiyoruz, evriliyoruz belki de. Ama nereye ben katılmıyorum. Çok bilmesek de gidiyoruz aslında. Bilmediğimiz bir yere doğru gidiyoruz ama gidiyoruz. El yordamıyla belki. Her zaman gider toplumlar. İşte, zaten durağan değildir, yerine çakılı kalmaz. Şöyle nereye cümleler gidiyoruz? Kullanılıyor. Yeni Türkiye'yi eski Türkiye ki Gezi'den çıkan bir şey. Bu gençlerden çıkan veya oradaki belki de siyasi minik minik yapılanmalardan çıkan yeni Türkiye'yi eski Türkiye tanımlamalarıyla anlatmayın. Yeni Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Şimdi böyle bir şey var mı? Hakikaten neler düşünüyorsunuz? Biraz da bunu konuşalım istiyorum. Yeni bir Türkiye'ye doğru gidiyor muyuz? Hani ya da Salih Tuna'nın dediği gibi referandumda sonra bir yeni Türkiye'ydi. Şimdi ne oluyor? Evet, yani Gezi, Taksim eylemleri yeni bir dönem başlattı mı Türkiye'de? Hayır. Tam tersine ben Taksim eylemlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını, bu anlamda çığır açan, toplumsal şartları, siyasal şartları değiştiren bir etki bırakmadan sona erdiğini düşünüyorum. Bu anlamda başarısız oldu. Yani toplumsal bir eylemdi, toplumsal bir sıkıntı, toplumsal bir tepki bunu ifade etti. Siyasal düzeye geldiği zaman bunu formüle edemedi. Bunu bir omurgaya, ete kemiğe büründüremedi. Neyi konusunda başarılı olacaktı bilmiyorum. Siyasal sen. Yani bundan bir şey çıkması lazımdı. Siyasal hedefler çıkması siyasal, lazım mıydı? Lazımdı. Siyasal program. Çünkü tamamıyla bütünüyle toplumsal olan bir şeyi işte bu eylemler siyasal kata taşıdı. Peki tersten sorayım.
bundan bir siyasi oluşum çıkmasını beklemek de eski söylem değil mi? Oluşum değil, kastettiğim somut bir örgütlenme, bir oluşum değil. Bundan bir ideoloji çıkabilirdi, bundan bir program çıkabilirdi, peki, bundan bir politika çıkabilirdi. Bundan yeni siyasal hedefler çıkabilirdi. Böyle bir şey çıkmadı, ben çıktığı kanaatinde değilim. Söndü, yani toplumsal eylem tabiri, yani toplumsal hareket tabiri zaten içinde siyasi hedefi olmayan hareketleri kastediyoruz biz toplumsal hareket derken. İnsanlar sıkışıyor, insanların şikayetleri var, sıkıntıları var, tepkileri var, gidiyorlar bunu ifade ediyorlar. Ama bu ancak iktidar ilişkisini etkileyecek, onu ters yüz edecek veya ona yeni bir pencere açacak bir düzeye geldiği zaman siyasal eyleme dönüşür. Şimdi bir ideolojik omurga çıkmadı. Çok birbirine taban tabana zıt gruplardan meydana gelen çok geniş bir koalisyon. Bundan mesela Cumhuriyet Halk Partisi gibi Gezi Parkı'nda toplanan insanların %90'ının oyunu verdiği bir parti sanıyorum bu gezi eylemlerinden yeni bir şey devşiremedi. Mesela böyle bir sonucun bile Gezi Parkı eylemleri için siyasal bir ürün elde etmek şeklinde ifade edilmesi mümkündü ama olmadı, gerçekleşmedi. Ben tam tersine Türkiye'de demokrasiyle ilgili eğer hükümet dersler çıkartırsa, yani demokrasi sandıktan ibaret değildir itirazı çok sık dile getirildi. Hükümet bundan dersler çıkartırsa o zaman belki kendi iktidarını sınırlandırmak, dengelemek konusunda adımlar atarsa, ki iktidarın özüne aykırı bu. Hiçbir iktidar kendi kendini sınırlandırmaz. Ancak sandık geliyor, seçim evet, geliyor, seçimle kendini frenleyebilir. Fakat bir şey çıkabilirdi. Ben hala o konuda Türkiye'de toplumdan gelen, Gezi Parkı da dahil buna, bütün kesimler dahil, bir anayasa talebi çıkabilirdi. Çok güçlü bir anayasa talebi çıkabilirdi. Bireysel hak ve özgürlükleri çok sağlam bir şekilde garanti altına alan, bu konuda bütün tartışmaları sona erdiren, böyle bir iradeyi somutlaştıran bir anayasa talebi gelebilirdi. İşte mesela üzerinde uzlaşılan 48 maddenin önemli kısmında var bu bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler. Ve yeni bir Türkiye belki yeni anayasayla başlayabilirdi. Ben bu anayasa meselesinde hükümetin de başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani hükümet bu işi çok uzattı, sündürdü, biraz şeyini bozdu. Yani kimyasını, insicamını şeyini bozdu. Ama biraz da mecburen oldu. Çünkü ortak noktalarda da birleşilmedi. Komisyondan hakikaten hepimiz biliyoruz ki çalışmalarda ilerlenemedi bir türlü. Şimdi bir netice almak mümkündü. Hükümetin bu konudaki iradesinde, inisiyatifinde de bir eksiklik olduğu görülüyor. Daha ötesinde mesela anayasa, yeni bir anayasa neden kilitlendi? Başkanlık sistemi önerisiyle kilitlendi. Şimdi muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'ye şeyi suçu yüklüyor AK Parti anayasa konusunda. Fakat anayasayı kilitleyen, somut olarak şu anda da anayasayı kilitleyen başkanlık sistemi önerisi şeyin, AK Parti'nin. Mesela bu öneri çekildiği zaman anayasanın önü açılıyor. Böyle bir anayasa yapma imkanı var. Açılıyor mu Mümtazer Bey? Çünkü ben zaman zaman Anayasa Komisyonu üyeleriyle söyleşiler yaptığımda hiç öyle hani başkanlık sisteminin kilitlediğine %100 hemfikirim ama onun öncesinde daha küçük kilitler başlamıştı. Yani bu kırmızı çizgilerden tutun da işte Kürt sorununu direkt anayasayı değiştirdi. 66. madde yani zaten. Çok maddeler var, siz de benden çok daha iyi bilirsiniz. Orada zaten işler kilitlenmeye başlamıştı. Şimdi ben özellikle ideolojisiz bir anayasa yapma konusunda toplumda bir talep var. Bu gerçekleştirilebilirdi. Yani anayasanın o değişmez, değiştirilmesi, teklif dahi edilemez maddelerindeki ideolojik içeriği çıkartıp ondan soyutlayıp renksiz, şekilsiz, herkesin kendini ifade edebileceği ve ideolojik yozluğa, yorumlara, elastiki hükümlere yer vermeyen bir anayasa. Herkesin ihtiyacı olan şey bu. Ondan sonra Atatürk'e saygımızı da anayasanın başlangıç kısmında tekrar tekrar vurgulayarak belirtebilirdik. Şeyden çıkartarak, Atatürk milliyetçiliği gibi ne anlama geldiğini kimsenin bilmediği şeylerden kurtararak anayasayı. 66. maddeyi çözmek çok kolay, öyle bir maddeye ihtiyaç yok zaten. Ben o yüzden anayasa yapımının yapımında eksik olan şeyin
iktidar iradesi, iktidar inisiyatifi olduğunu düşünüyorum. Hala, yani hala şans var. Mesela 48 madde üzerinde uzlaştık, hadi bunu çıkartalım önerisi bile aslında hükümetin elinde ne kadar büyük bir inisiyatif olduğunu gösterdi. Evet. Anayasa gündemini belirlemek, anayasayı yapmak Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olabilirdi. Ancak o zaman yeni Türkiye tanımını kullanırım diyorsunuz. Yani işte Gezi Parkı'nda özel hayatları, bireysel hayatları, temel hak ve özgürlükleri tehdit altında olduğu düşüncesiyle tepki gösteren insanların kendilerini emniyet içinde hissedebilecekleri şey anayasanın kendisi. bu tepki devam da ediyor işte tencere tava çalarak. Evet. Şimdi Başbakan öncesinde hep aynı hava cümlesini kullanmıştı. Şimdi tencere tava çalanları şikayet edin diyor. Kimsenin huzuru bozmaya... Yok, çevre kirliliği olarak düşünmüyorum. Evet evet, işte o anlamda söylüyorum. Şimdi Başbakan'ın yaptığı bir şey var tabii. Bir siyasi parti lideri olarak seçim geliyor ve toplumun kutuplaşmasından bu anlamda siyasi olarak kar elde ediyor, kazanç elde ediyor. 11 yıldır iktidarda olan bir partinin seçmeni rehavete kapılmış demektir artık bu 11 yıl. Çok uzun bir süre. Türkiye'de daha önce gerçekleşmedi. Onu uyandırması lazım. Mobilize etmesi lazım. Tekrar siyasi olarak aktif hale getirmesi lazım. Bu Gezi Parkı'nı bizim için kullanıyor. Yani bu bir iktidar rekabeti. Bunun üzerinde çok fazla durmamak lazım ama Türkiye ilk defa farklı kesimlerin ortak protestosunu temsil eden bir eylem biçimiyle karşılaştı. Bu önemliydi. Gerçekten. Ama siyasal, ideolojik ve açıdan bir yere varmaması başarısızdı. Yani bir siyasal sonuç devşirmek, bir siyasal program, siyasal hedef devşirmek konusunda ben yani oturup bir hesap yaparsanız, toplama çıkarma yaparsanız Gezi Parkı eylemlerinde en çok AK Parti iktidarının karlı çıktığını düşünüyorum. Karlı çıktı. Ne düşünüyorsunuz? AK Parti iktidarın karlı çıktığını ben de düşünüyorum aslında. Yani inanılmaz bir şekilde kullanıldı çünkü Gezi. Hatta tam da bir safları sıklaştırmak anlamında mükemmel bir hedef haline, günah kimse haline getirdi. Ama Sunar'ın kamuoyu araştırmasında öyle demiyor. Öyle mi? Evet. Ne diyor? Yani %4 oranında oy düşüklüğünden bahsediyor. O ayrı. Oy düşüklüğü yani, önemli değil. Şeyi kemikleştirmek önemli. Gezi eylemleriyle alakalı. Ha, tabii mobilize yani, kemikleştirmek anlamında falan bir şey oldu. Yani çok mesela söylemsel olarak bayağı böyle bir AK Parti'nin savunduğu tezler anlamında ben de şu anki basın yayın medya organları falan çok ciddi bir tekel bile oluştu hatta. Tekel değil mi? Ciddi bir hegemonya oluştu. Yani esas olarak Gezi'ye vurmak daha cazip bir hale geldi. Gezi'nin çok da fazla öyle kendisini süper anlatabildiği bir durum yok. O anlamda müsaadenizle katılıyorum. O anlamda bir başarısızlıktan bahsedilebilir. Ama şeye katılmıyorum çünkü yani bir program çıkaramadığı, işte anayasa gibi bir şey, somut bir şey yapamadı. Yani yapsaydı keşke, ne güzel olurdu da böyle bir şey sosyal hareketlerden otomatik olarak böyle süper rasyonel bir takım sonuçlar çıkacak diye bir şey yok. Çok ve, abartılı ifade ediyorsun da kastettiğim o değil. Yani biraz öyle bir siyasi etki, bir siyasi sonuç, bir siyasi baskı. Tamam şimdi ama tamam pardon peki yok abartmıyorum aslında. Yani şunu demek istiyorum. Hareketin herhangi bir hareketin sonucu hemen burada çıkacak diye bir şey yok. Yıllar sonra başka bir yerde çıkar. Nasıl travmalar başka bir yerde çıkıyorsa sosyal hareketlerin sonuçları var. Peki şöyle sorayım. Gezi öncesi ve sonrası diye konuşacak mıyız? Tabii tabii söyleyebiliriz ama bunu Gezi bana göre çok lazım. Önemli. Bunu da abartmamak lazım. Şöyle diyeyim. Türkiye'de sol hareket öncesi ve sonrası diye bir şey de var. Hı. Yani işte ya da İslami hareket öncesi ve sonrası diye bir şeyden de bahsedeceğiz. Mesela tabii ki İslami hareket Türkiye Cumhuriyeti'nin işte devlet ve toplum arasındaki ilişkileriyle vesaireden kaynaklanan bir harekettir esas olarak, değil mi? Kültür olarak oradan beslenir. Devletin işte bütün o hegemonyası falan. Evet. Türkiye'de İslami hareketin soldan beslenmediğini söylemek mümkün mü? Bana göre imkansız. Hele 80 sonrasındaki radikal diye adlandırılan İslami hareketin, ki bunların arasında mesela bana göre İbdaci hareketi en bariz olanlarından biridir. Basbaya solla konuşan bir hareket, sol gibi konuşan bir hareket. Çünkü tabii ki 1400 yıllık bir referansı var. Tabii yani ki bu toplumun... İbdaci hareketinin yani Salim Rıza Beyoğlu'nun sol gibi konuşan hiçbir şeysi yoktur ya. O farklı biraz. Yani onun Necip Fazıl Külliyatı'nı çok başarılı bir şekilde dile getirir ve tam anlamıyla sağ gelenekten. Ama kastettiği eylem ve
örgütlenme biçimi doğru söylüyor. Yani, eylem ve örgütlenme biçiminden bahsediyor. Söylemden sadece, mi? Sadece eylem ve örgütlenme değil. İçinde başka bir takım söyleme tarzı, konuşma tarzı, bir takım böyle söylem analizleri falan, içerik analizleri falan yaptığınız zaman bir öncü, takım şeyler bulabiliyorsunuz. Öncü demek sosyalizm. Öncü sosyalizm. İsterseniz öyle bir şey diyebiliriz. Veya pardon, az önce nasıl şey dedim ya, sol hareketi anlamak için örneğin Alevilikten beslendiğini, Alevilik lafı bile geçmiyor. Yani sol harekette Alevi lafı geçmiyor ama Alevi'nin şiirini duyuyorsunuz orada. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla Gezi örneğin yarın öbür bu hiç... arada şey de söyleyelim yani 15 yıl oldu Salih Mirza Beyoğlu'nun içeri. Şimdi ben söyleyecektim. Yani artık yeter yani bu nasıl bir şeydir? Anlaşılır değil. 60 kitabı olan, 61 yaşında olan bir insan hala içeride. Bu Ramazan'da da mı içeride olacak? İşte muhtemelen çünkü Salih Mirza Beyoğlu tam da bu memlekette bu devletle ilgili olarak en radikal söylemleri hem üretmiş olan hem Kürt birisi olması adına asla affedilmeyecekler kategorisine giriyor. Bu tür insanlar affedilmiyor. Hayır 28 Şubat'ın tam anlamıyla mağduru. Onu tabii, da söyledim tabii. Yani. Yani işte ama çünkü en çok radikal yani kimsenin onu oradan çıkarabilmek devletin o en derin tabakalarında bir yerde bir defa derin bir o bürokrasi falan bir şeylerden bahsediyorduk. Muhtemelen oralarda bir yer. Ya da şeyi düşünelim ya bugün AK Parti nedir dediğimiz zaman ya da bugün toplum nedir? Hani yeni Türkiye'ye doğru gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Dünyada hareket var elimizin altında. İslamcı hareket. O kadar bu devletin o kutsallaştırılmış böyle bir takım sac ayaklarından bir tanesini sarstı ki. Yani bizim devletin işte Cuma Diyanet'ten konuşuyorduk. Yakın zamana kadar her Cuma'da bu kaç bin tane camisi varsa hepsinde aynı hutbe okunmuyor muydu? İşte devletimiz, milletimiz falan gibi böyle bir takım, ortak bir takım. Bütün hocalar çıkıp oraya, hatipler işte ortak yukarıdan gelen mesajı okuyorlardı. Böyle din mi olur? Olmaz, olmaz. Olur. Olur. Neyse. Şimdi nasıl? Şimdi olur. De aynı şey. Adliye meydanında 53 kişi ölecek, sen kalkacaksın burada şeylerden, kuşlardan, böceklerden aynen. Olacaksın. Tabii. Yok öyle bir ümmet. Tabii şimdi dolayısıyla, yani. Dolayısıyla İslami hareket... Yani. 53 kişi sabah namazını kılarken ölecek, kuşlardan, böceklerden İslami hareket, İslami hareket tam da işte böyle i̇şte bir din anlayışını sorgulayan bir harekettir. Kürt hareketi bu devletin tam da hepimiz Türk'üz diye işte uydurduğu bir şeyi sorgulayan bir harekettir. Keza Ermenilik hakkında Hrant Dink, Agos Kasti vesaire birilerinin tarihçilerini yaptığı araştırmalar tam da bu devleti sorgulayan bir şey. Biz bunları yaşamadık mı? Yani bunları yaşadık. Geçtiğimiz 10-15-20 yıl içinde. Bunlarla beraber yürüyoruz. Dolayısıyla Gezi tam da bunların üzerine eklenen bir şeydir. Dolayısıyla bunların biz sonuçta nereye tam olarak varacağını bilemeyiz. Kahinlik yapmanın, işte bir takım böyle ileriye dönük işletmeci mantığıyla işte öngörüler falan geliştirmenin alemi yok. Kim bilir nereye varacak? Ama muhtemelen bizim elimizde çok fazla şey var. Gezi'den de dolayısıyla yarın öbür gün bir takım başka sosyal hareketler çıkacaklar. Gezi'ye hiç referans bile vermeyecekler ama Gezi gibi konuşacaklar. Mesela bunu da bir takım arkadaşlar çok kabul etmiyorlar. Genç siviller mesela bu toplumda inanılmaz mizahi muhalefet anlayışını geliştirdiler. Gezi bundan faydalanmadı mı? Geziciler de muhtemelen buna karşı çıkacaklar. Bizi sakın genç sivillerle karşılaştırmayın. Genç siviller de onu diyor zaten. Genç siviller de Gezi'yle dalga geçtiler tabii bu süreçte. Ama şey mizah işte devam ediyor. Elden ele geçiyor bu. Yani oradan da başka bir yere çıkacak. Şimdi mizah da çok abartmamak şey. Lazım. Derinlik. Şimdi, muhalefet derinlik kazandı. Şunun için söylüyorum yani Cem Yılmaz'ın çok güzel bir esprisi vardı bu 17 Ağustos depreminde. Yani müteahhitler mizah yapmaması lazım. İşte demir çalmış oluyorlar, binalar çöküyor şeklinde. Şimdi bir sosyal olayda da mizahın da dozunda tutmak lazım bunu. Şunun için söylüyorum, mizah bir ket vurmak anlamında değil. Bunun kendisi de zaten mizah. Şu anlamda söylüyorum bunu. Yani insanlar orada gözlerini kaybetmiş. En son oradaki eylemler, arkadaşlar işte bir tanesi bir şişe gibi bir şey yapıyor. Burada domay bir araç. Yani bunun üzerinden, acıların üzerinden dalgasını geçirilemez. Yani bir sosyal bir yara varsa bunu da ayarında tutmak lazım. Onu söylemek istiyorum. Yani halen devam ediyor. Yani Türkiye'nin Gezi olayları vesilesiyle yaşadığı çok ciddi bir travma vardır. Ve yani bu travma üzerine bu kadar hoyratça mizah üretme yeteneğimizi biraz ara vermekte işte fayda var düşünüyorum. O şiddet, kan revan falan şey derken birileri bağırtı çağırtı yapmadan daha ince bir dille konuşmaya çalışıyorlar. Bu kaliteli mizah mıdır değil midir falan ayrı mesele. Ya bu biraz şeye benziyor aslında. Bakın yani bir toplum bizim istediğimiz gibi her zaman konuşmayabilir. Tamam yani mesela gene işte 12 Eylül öncesine gidelim. Benim çok hoşuma giden bir şeydir o. Yani manzaraya baktığınız zaman şöyle. Biz işte bol bol 12 Eylül öncesi diyoruz değil mi? 12 Eylül öncesi bol şiddet var, siyasal şiddet var. Herkes birbirini vuruyor. İnsanlar sadece birbirini vurmuyordu o sırada, başka bir şey vardı. Arabesk müzik mesela neydi? İnsanlar niye arabesk dinliyorlardı bu kadar çok? Ve onlar muhtemelen her zaman da şiddete girmiyorlardı. Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfur'lar niye bu kadar önemli oldu? Şey, Gırgır dergisi müthişti. Üçüncü söyleyeceğim de oydu. Mizah. Niye bu kadar? 400 bin, 500 bin satıyordu. İnsanlar gülüyorlardı. Demek bir toplum sadece şiddet falan değil. Ağlıyor, üzülüyor, acısın diyor. Feryada gücüm yok benim, duy beni diyor. Gülüyorlar, dalga geçiyorlar birileri, kendileriyle dalga geçiyorlar.
Bu, toplum bu. Ve dostlar ama toplum sadece bir kategori arabesk, bir kategori mizah, bir kategori şiddet içeren insanlar değil. Aynı anda birileri şiddet uyguluyor, arabesk dinliyor, mizah okuyor. Yani daha fazla arabesk dinleyerek, daha az şiddet yaparak vesaire. Bugün de böyle bir şeyler var. Dostlar böyle bir takım, galiba bizim çok modernist kafalarımızdan kaynaklı. Modernizm çünkü kim olursa olsun, bunun İslamcısı da dahil, milliyetçisi dahil, kategorize etmeye alışmışız. Çünkü biz bunu ilkokuldan beri bunu öneririz. Tanımla evladım. Bak mevsimler burada başlıyor, burada bitiyor. Tarihler buradan geldi. Bak yazı icat edildi, sonra makine, sonra tekerlek bilmem ne. İşte şu devlet burada kuruldu. Yok öyle bir şey. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu dediniz. Sadece bir kurumu kuruyorsunuz. Hikaye devam ediyor. Çok daha yumuşak. Geçişler o kadar radikal değil. Harp inkilabı yapıyorsunuz. Çok radikal bir şey yapıyorsunuz. İnsanlar unutuyorlar mı geçmişi? Şimdi, unutmuyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir sahilde boğulan iki insanı kaledereye yapıp maç yaptı insanlar. Ben bir bencillikten bahsediyorum. Bu çağın hastalıklarından bir tanesi. Nerede oldu bu ya? Bunu da yaklaşık 3 sene önce olan bir olay. Pardon, örneği anlayamadım. Bir daha söyler misin? Bir sahilde, hı, ki fotoğrafını basmışlardı. Hatta Leman'da şey, kabak yapmıştı bunu. Hatırlıyor musun? Hayır, çocuk, bilmiyorum. İki çocuk, ben yazmıştım, hı, da bunu. İki çocuk boğuluyor. Kale direkleri yapıyorlar bunu. Yani yatıyor ve top oynuyorlar sahilde, kum. Ciddi olamaz. Aynı şey. Daha sonra da şu şekilde tezahür etti. Haliç Köprüsü'nde, bulurum size mail atarım bunu. Haliç Köprüsü'nde bir adam enfarktüs geçirip ölmüştü. Yanında upuzun yatıyor. Diğerleri balık tutmaya devam ediyordu. O görüntülerde yakın 6 ay önce yayınlanmış. Bu gerçek olaylar. Tabii ya, bunlar gerçek olaylar. Ya ama birinci örneği... Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bir mizah, eyvallah. Tamam mı? Ama bu mizah için mizah diye Akbaba dergisi vaktiyle yapıyordu ben. O Kırkır dergisi geleneğin içinde bulunan bir insan olarak söylüyorum. Oradan bu geleneğe yabancı olmayan bir insan olarak söylüyorum. En azından oradaki birçok arkadaş da bizler yazdık falan filan. İşte Yılmaz Okumuş başta olmak üzere. Şunu söylemek istiyorum. İstanbul 6 Haziran'da mahkemesinin almış olduğu bir karar var. Deniliyor ki Taksim dayanışmasının şikayet üzerine asla burada bir parkın dışında düzenleme yapılmayacak. Bu gerekçeli karar açıklanmadığı bahanesiyle kamuoyundan gizleniyor. Bu mizahın çok elverişli bir alanı. Bir tane çocuğumuz, Y kuşağı çocuğumuz bunun mizahını yapmadı. Ben onu söylüyorum. Ama orada insanlar ölmüş, 5 genç çocuk ölmüş, gözleri çıkmış. Bu konularda sebil gibi mizah var. Ben onu söylüyorum. Bunun bizim aynı şekilde içinde düşmüş olduğumuz bencillikle de alakası olduğunu düşünüyorum. Ölümler üzerine yani, mizah yapmanın işte akıl alır, anlaşılır falan bir tarafı olmadığını tabii ki çok net. Madem kas sıkmanın bu şekilde sonuçları verdiğini biliyorsunuz. Ben en son Gezi Parkı'nın orada yaşadığım, şahit olduğum bir olaydan bahsediyorum da onun için. Şunu söylemek istiyorum. Ben ister istemez söz almış oldum. Yok yok, lütfen dinliyorum. Gezi Parkı olayını herkes o Kurosawa'nın ünlü filmi gibi baktığı yerde görecektir yani. Şahit yani. Olduğunuz olay ne? Şahit olduğum olay şu. Kendilerine yapılan, hı, oradaki gaz sıkmayla zulmü, evet, orada bir teatral mantık içinde oynayarak gülmeleri. Yani orada insanlar, hı, artık yani bunu zulmü çekmişler, bunun artık bu suç işlesiyle yaparak dalgasını geçecek bir durum değil. Son derece doğal bir şey. Ya doğal ben kendim, değil mi? Ben de onu diyecektim. Doğal yani. Bir şey yani. Ölüm üzerine bizzat dalga geçmiyorsan bunun kendisinde çok... Hayır, kendisi var. Maruz kaldıysa şiddete dalga geçmesi bekleyemez. Hayır. Kendisi değil, kendisi değil. Olan olayı aktarma şeklinden bahsediyorum. Ölümle değil de, ölümle dalga geçilmez ama ölümle karşılaşınca da insanlar dalga geçebilirler dengelemek için. Son derece doğal yani bir şey. Ölümle dalga geçme şekli var. Yani mesela şu bir dalga şekliyse hani bu delinin delir ya, ölümden sonra ölüm diye bir şey yok denir yani, Tarkovski falan söyler. O da der ki evet yok ama mezardayken terlik bulmak zor oluyor. Bu bir espri. Yani bu bir mizah, tamam. Ama bu değil. Bu acıların üzerinden yürütülen değil. Ayşe Hanım'a biraz söz vereceğim. Şunu söylemek istiyorum. Sonuç şu. Etyen Mahçupyan'ın bu konudaki yazıları çok değerliydi. Orada çocukların çekmiş oldukları cefalar, çileler var. Birileri de bunu gerek entelektüel birikimiyle, gerek siyasi amaçlarla ranta çevirmek istiyorlar.
Sonuçta bu süre ne kadar uzayacaksa, ne kadar üzerinden zaman geçecekse daha sağlıklı sonuçlar geleceği konusunda Ferhat Kentli'ye katılıyorum. Gezi'de bayağı bulundunuz siz ve zaman zaman inceleme amacıyla da bulundunuz. Ve çok ilginç tecrübelerinizi zaman zaman aktarmışsınız bu programlarda. Gezi başarısız mı oldu mesela? Ya da öncesi sonrası diye bahsedecek herhalde miyiz? Herhalde başlangıçta bir hedefi olmadığı için, çok spontane gelişen bir hareket olduğu için belli bir beklenti yoktu. Evet. Yani dolayısıyla oraya ulaşılamadı falan denecek bir durum yok yani. Ama ivme kazandığı anda bazı siyasi bilinci olan kişiler gerçekten bu spontane hareketten acaba bir siyasi proje çıkar mı, örgütlülük çıkar mı gibi düşüncelere kapıldılar muhtemelen. Hepimiz belki de acaba bu katılımcı demokrasi dediğimiz, o daha gelişkin demokrasi deneyimine bir katkı sağlar mı diye düşündük. Ve nitekim de bazı yerel işte toplantılar oldu parklarda, şurada burada. Hala da devam ediyor. Sanıyorum bazı, birkaç tanesine de katıldım. Yani hem umut verici hem de umut kırıcı yanları olduğunu gözledim. Çok zor bir durum. Özellikle böyle çok modern nitenin çok gelişkin olduğu bir çağda iktidar denilen şeyin artık sadece, değil mi, bir mekanizma olmadığı, aynı zamanda bir zihniyet örüntüsü olduğu, bir algı biçimi olduğu, algıları yönetme sanatı olduğu, gizli açık birçok aparatla toplumun denetlendiği, söylemin belirlendiği bir düzende böyle çıkıp bir gençlik hareketinin veya işte şu veya bu nedenle çeşitli tepkileri bir kum saati gibi bir yere akıtmış bir eylemden iktidar alternatifi bir örgütlenme çıkmasını beklemek bir hayal zaten. Yani ben hiçbir zaman böyle bir beklenti içine girmemiştim. Ama çok önemli bir eşik aşıldığını, örneğin bu Osmanlı-Türk geleneğinde devletle çatışma durumlarında genel olarak sinme, susma veya muhalefetini çok örtük ve yollardan dile getirme gibi bir alışkanlık vardı. Bu yani vergi vermemek, askere gitmemek, dağa kaçmak, arkadan hükümet görevlisiyle alay etmek, değil mi? Osmanlı'da böyle pratikler vardı. Cumhuriyet döneminde de buna benzer pratikler ortaya çıktı. Ne yaptı? Tekkesi kapatıldı, yer altına gitti. Komünistlerin hepsi tutuklandı. Hiç kimse çıkıp alanlara bunun protestosunu yapmadı. Birçok yer altına çekildi vesaire. Şimdi ilk kez güçlü bir devlet şeyle, saldırısıyla ya da direnciyle karşılaştığında geri durmamayı, geri durmaktansa ileri gitme konusunda bir pratik yaşandı burada. O tomalara karşı direniş, hani esprin konusu yapılan şeyler haricinde tutulursa, gaz bombası gibi gözünün çıkma tehlikesi, kafasına bir şey düşme, ölüm tehlikesine karşı bile direnme gibi bir pratik ortaya çıktı. Ben bunu önemli görüyorum. Devletlerin o bütün toplumu baskıcı işte kanunlarla, işte organlarıyla, polisiyle, şusuyla, busuyla denetleme konusunda bir zorlukla karşılaşabileceğine dair bir bilgi verdi bence en azından iktidara da. İkincisi de dediğim gibi o katılımcı demokrasi dediğimiz bir tecrübenin nüvelerini oluşturdu. Bence çok uzun sürede bu pratik haline dönüştürülürse bir fayda olacak. Bir parantez açacağım. Çok özür dilerim. Sosyal medyada izlediğim kadarıyla şöyle şeyler, yorumlar da yapıldı. Belki sizler de görmüşsünüzdür. İşte biz ilk defa belki Kürtlerin çektiğini anladık tarzında. Tam da onu söyleyecektim. Affedersiniz. Üçüncü şey de oydu. Bugüne kadar devlet tarafından birbirine düşürülmüş, düşmanlaştırılmış. Sadece Kürtler değil tabii. Evet, değil. Çeşitli kesimler ilk defa devlet veya otorite diyeyim size, otoriter rejim ve onun karşısındakiler olarak yan yana geldiler. İlk defa devletin aslında birbirlerinden gizli olarak, yani kendisine göstermeden başka kesimlere yaptığı baskıların ne olabileceğini, gerçeği saptırmanın nasıl yapılabileceğini, medyanın nasıl kontrol edilebileceğini deneyimledi ilk defa. Ve bunun bence önemli bir bilgisinin işte alındığında Lice konusundaki o ikinci bir mi yürüyüş de yaşadık. Yani Lice'de yaşanan bir şeyi ilk defa bu batıdan bir kesim katıldı. Ama bu bilgi kalıcı mıdır, kökleşmiş midir, bu konuda emin değilim. Yani çok yüzeysel olabilir. Hani sünger gibi parmağınızı basılı tutarsanız orada çukur kalması gibi olabilir. Hayal kırıklıkları da yaşadım o şeyde katıldığımda. Evet, yani neydi mesela onlar? Şeylerin taşındığını görüyorsunuz. Yani hani o bilgi kalıcı mıydı derken,
onu kastettim. Bir komünist partili, bir ulusalcı, bir işte ne diyeyim size liberal veya bir hippi oraya geldiği zaman kendi pratiklerini, kendi doğrularını, kendi ideolojik dayatmalarını oraya şey yapıyor, taşıyabiliyor. Bundan kurtulmak çok kolay değil. Mesela bir Türk bayrağını oraya asmak istiyor. Diyorsunuz ki ona sen o bayrağı sırtında taşı, yani çok istiyorsan bu senin bir parçan olsun ama kimseye dayatma. Ama olur mu diyor. Bunun üzerine bir yarım saat tartışabiliyor insanlar. Fakat bu bile, yani en azından kavga etmeden bu konuyu konuşmayı bile yeni yeni öğreniyor bence insanlar. Çok haklılar yani. Hiç yan yana gelmek istemeyeceğiniz kişileri görüyorsunuz orada. Bir zamanlar darbeci olduğundan emin olduğumuz kesimleri de orada görüyorsunuz. Liberal diye hani sizin arada bir mutlaka çatmak ihtiyacı hissettiğiniz kesimlerin de orada var olduğunu görüyorsunuz. Aslında bu kesimler çok kolay bir araya gelecek kesimler değil. Hani sizin sandığınız kadar şeyleri ne diyeyim size kan uyuşması olmayan kesimler. Fakat sonuçta böyle bir pratik yaşandı. Ben bunu önemsiyorum ama toplumsal toplumların değişmesi çok uzun süreler alıyor. Ben devrimlere çok inanan bir insan değilim. Mısır'da da bunu yaşadık yani. Büyük kitlesel şeylerle devrildiği halde tırnak içerisinde iktidar. Sonradan şunu gördük ki aslında askeri rejim hep devam ediyormuş. Onun izniyle, onun vesayetiyle zaten o devrim yapılabilmiş. Mursi'nin iktidara gelişi de o askerin izniyle olmuş. Atamalar onun izniyle olmuş. Karşılıklı paslaşmışlar. İzin alarak Mursi iktidar olmuş. Onu gördük. Ama çok da anlayışla karşılıyorum. Çok zor bir şey yani böyle köklü sistemlerin değişimi uğraması. Ama şu anda gerçek bir devrim gösterileri yapıyor. Çünkü Çunto'ya karşı gösteri yapıyorlar. Şöyle ama iktidarı devirebilirsiniz bak. Bakın devirmek ayrı bir şeydir. Yerine bir şey kurmak, yeni bir düzen kurmaktır bence devrim. Yıkmak bizde hep öyle anlaşılıyor. Kitleler ne istemediklerini bilirler ama ne istediklerini çok geç anlarlar. Anladıkları zaman da bunu bir siyasi proje haline getirmeleri sorundur. Siyasi proje haline getirdikten sonra da bunu hayata geçirecek örgütlenmeleri kurmaları, uyumlu örgütlenmeleri kurmaları sorundur, zordur. Yani bunlar öyle kolay kolay... Oradaki devrimin adı belli, şey demokratik değil. Devrim, başka bir özel bir devrim değil. Zihniyet devrimi dersiniz en fazla buna yani. Yani daha çok güç ilişkisi belki bütün bunlar. Yani kitleler bir kararı böyle oturup da ya biz anlaştık bu onda falan demezler. Daha güçlü olanların daha fazla damgasının vurulduğu bir şeydir. Birisi iktidarı yine alır. Mesela Sovyetler yani, Birliği'nde yaşanmıştır tabii. Yani proletarya. Yani birileri bir iktidarı kesler aldığını yani, sanmıştır. Turçkistler nerede kaldı mesela değil mi? Değil mi? Onlar tasfiye olmuştur. Arkasından eski düzenin, çarlık sisteminin bir başka versiyonu tabii, iktidara anladım. Gelmiştir. Sonunda yıkılmış. Sonra Putin diye yeniden çarlığın ve bir başka versiyonu. Ve eski rejimden devam eden bir versiyonu. Aynen öyle. Yani. Çok zor yani. Belki yüzlerce yıl alacak bir peki, şey. Peki çok az vaktim var. Son bir soru daha soracağım. Şimdi bu çözüm süreciyle başladık. Hı-hı. Geziye oradan geldik belki. Çözüm sürecinin hadi dediniz en başta. Yani onunla ilgili hani hükümetin artık adım atması Hı-hı. lazım. Evet. Belki de işte meclis tatil olacak vesaire. Evet. Ne söylemek istersiniz en son onunla ilgili? Evet. Evet, çok zor tabii. Çok şey yapılması lazım da bunlara pratikte fırsat olmadığını da kabul etmek lazım. Yani mevcut sistem içerisinde, mevcut siyasi kültür içerisinde hükümetten o radikal, bana göre hiç radikal olmayan ama AK peki. Parti iktidarının tabanı için çok radikal olan adımla atmasını beklemek çok zor. Belki garip olan seçimlere bu kadar yakın zaman kalmışken bu tür bir işe soyunmaktı. Ben onu hiç anlayamadım ve başından beri hep kuşkuyla içimdeki kuşkuyu evet, destekleyen oydu. Yani o kadar kısa bir süre vardı ki radikal adımlar için kısa. Ama konuyu yayıp sündürmek için de çok uzun bir süre vardı. Ne tip bir dış, iç bir şey faktör devreye girdi de orada hükümeti ve PKK kanadını böyle bir masada oturttu onu bilemiyorum. Yani bizim bilmediğimiz bir dinamik orada harekete geçti. Şimdi bence işler kendi normal rutinine döndü. Yani zaten olması gereken şeye döndü. Onun için çok şaşırtıcı değil bence. Fakat seçimlere nasıl gideriz? O sırada komşularımızda ve dünyada ne tip değişiklikler olabiliyorsunuz?
Obama'nın da değil mi son dönemi, orada da dünya çapında büyük şeyler olabilecek, değişiklikler olabilir. Irak'taki durum çok karmaşık, Suriye ona keza ve Arap coğrafyasında. Onun için bence bugünden kestirimde bulunmak daha çok zor. Yani iç ve dış koşullar açısından çok zorlu bir döneme doğru gidiyoruz. Birer cümle almak isterim bu konuyla ilgili kapatmadan. Evet, yani ben uzun zamandır Apo'nun paşa yapılması gerektiğini söylüyorum. Evet. nereye gönderilecekti? Şimdi Bodrum demiştim. Sonra Türk Bükü. Sonra şimdi... Ben sormuştum galiba size bir söyledi. Hakikaten inanıyor musunuz diye böyle bir şeye. O noktaya geldi ama Türkiye. Odası büyütüldü en azından değil mi? Şimdi adım ben, adım. Evet yani sembolik adımlar atılmasını, bu sembolik adımlar içinde de cesaretle, cesur davranılması gerektiğini, bu sembolik adımlar içinde de bugün ihtiyaç duyulan şeyin, bu KCK bildirisinde olduğu gibi toplumu yumuşatacak, ortamı yumuşatacak Öcalan'la ilgili bir adım olması gerektiğini düşünüyorum. Yani cezaevi şartlarının iyileştirilmesi... İşte o zaten olması gereken bir nokta değil midir? Yani tutukluların cezaevi şartlarının iyi olması. Şimdi yani bakın, hükümlü biriyle siz heyetleri görüştürüyorsunuz. Demek ki bu artık hukuk düzeninin dışında bir siyasi tasarrufa konu. O zaman... Daha özel şartlar diyorsunuz. Sağlık, evet. Yani ben Kuşadası'nda 20 dönüm arazide çiçekle böcekle uğraşması gerekir falan diye yazmıştım. Biliyorum. Evet. Ama bu şaka bir tarafa. Türkiye'de hakikaten toplumu o karşılıklı güven ortamını oluşturmak için de galiba şu anda atılması gereken adım o. Öcalan'ın şartlarının ayrıcalık mı? Nedir? Evet, yani rahat iletişim kurmasına imkan sağlayacak ve şeyi de yani sağlık şartlarını da daha iyi kontrol altında tutacak. Yani hapiste ölmesi de, çok tehlikeli, özellikle kötü bir durum. Kürt kamuoyunu tatmin edecek. Edecek. Peki. Yani Türkiye'nin kendi sorunu, bu Kürt sorunu çözmesi bu kadar ucuz bir durum değil. Çok bedelleri olan bir durum. Avrupa'nın uzun yıllar yatırım yaptığı bir sorun bu zaten. Bu sorunu ellerinden alıyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz bunu. Bu ister istemez bölgedeki hareketlerden bağımsız olması söz konusu olmayacaktır. Mısır'daki değişiklikle birlikte Orta Doğu'daki hazırlanan, başta da belirttiğim gibi, mezhep savaşları artık bence olmayacaktır. Dolayısıyla bunun olmaması Türkiye'nin de topyekun politikasını tekrar gözden geçirmesi paralelinde. Peki böyle keskin öneriler için, keskin diyeceğim ya da hani böyle aykırı öneriler için ne düşünüyorsunuz Öcalan mesela? İşte ben ona gelecektim zaten. Çünkü bu sorunu çözmeniz demek işte Suriye'nin kuzeyini ve aynı zamanda Irak'taki bölgenin Barzani ile ilgili bölgeyle ilgili. Çünkü orada da artık biz aktör olarak varız iddiasını dillendirmeye başlıyor. Son dönemdeki yayınlarda açıkça BKK. Dolayısıyla bütün bunlar burada var olmanız anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin işte o 21 Mart'taki mektupta da belirtildiği üzere bu bölgede çok önemli bir aktör olarak var olması anlamına geliyor. Bütün sorun şudur. Türkiye'de işte darbeye darbe diyemeyen güçler Türkiye'nin bu bölgede bir aktör olarak var olmasını kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Bunu önümüzdeki günleri bize gösterecek. Suudi Arabistan da dahil mi buna? Başta hani. Yani bölgenin Katar. Bölgenin esas iktidarın oraya yöneltmesine ne diyorsunuz eleştiriyor? İsrail'den önce Suudi Arabistan'dır. Peki Sayın Bey, iktidar başbakanın Batı'yı eleştirdiği kadar değil, onda biri kadar bile o güçlere bir eleştiri götürmüyor. Bakın çok net olarak söyleyeyim, biz siyasi liderden bahsediyoruz ve şu anda Mısır'daki tutumuyla birlikte kim eleştirip eleştirmediği zaten tefakto olarak ortaya çıkıyor. Yani bu artık eliyle işaret etmesi gerekmiyor. Peki Ferhat Kenter. Şimdi bir yani parti yönetimi ve taban diye bir kafamızda bir şey var. Yani mesela AK Parti işte tabanı düşünerek, tabanı hareket ederek, tabanı ikna ederek, seçimleri düşünerek falan diye bir bağımsız bir neredeyse birimden bahsediyoruz. Bu bağımsız değil bu kadar birim. Yani o taban, bu tabandır bu partiyi yapan. Yani bu taban 2001 işte kurulduğundan beri, 2002 seçimden beri yürüyor bu taban. Ve AK Parti ya da o örgütün kendisi de buna bir takım replikler veriyor, cevaplar veriyor. Onlar refleksif bir şekilde beraber düşünüyor diyebiliriz. Tabii ki bu partinin yönetimin görece özel bir şeyi tarafı olmadığı anlamına gelmiyor. O zaman şöyle bir şey düşünelim. Eğer bu bir parti yönetimi bu kadar kapasiteliyse, yani şu dili kullanarak şöyle bir takım adımlar atıyor. Evet.
O zaman bu kapasite başka türlü kullanılamaz mı? Bu kapasite pekala şey içinde kullanılabilir. Ya yani bütün bu süreci çok daha yumuşak, çok daha işte barışı daha hızlandıran falan bir takım şeyler olabilir. Yani işte ama seçim sürecinde bu dilden beslenen, sadece AK Parti için söylemiyorum, bütün siyasi partilerin o dilden beslenen bir durumu var. Tabii, değil mi? Yani sonuçta şunu söylemek lazım. Yani parti niye besleniyorlar? Daha sonra partilerin kendisinde şöyle bir problem var. Parti bir sembol demek aslında. Hı. Parti bir nesneleşme hali. Aşağıdaki bütün o karmaşıklığın nesneleştiği yer. Şimdi o tabanın kendisine baktığınız zaman bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Hiçbir partinin tabanı öyle tek düzey, homojen falan bir yer değil. Evet. Ve kabaca işte şu onay verildi. Bütün bu PKK adlı bir örgüt ile görüşme yapabilen bir devlet, hı hı, kabul edildi. O zaman bu şunu gösteriyor. Taban o zaman baya baya çok demokratik falan, dünya kadar refleksler veriyor. O zaman belki de tam da buna dönmek. Yani tabanda gerçekten ne oluyor? Tabandaki ezberler, çünkü hepimizin ezberleri var. Aman abi bu lafı söylemeyelim diyoruz. Hı hı. Aman ha milliyetçiliğin dışında bir şey söylemeyelim. Aman ha Atatürk'e bir saygı lafı koyalım. Ya koymamayı düşünsek. Doğru söylüyor. Yani bence katı. Niye? Çok güzel. Bunlar için korkuyoruz kendi kırmızı üzeri... çizgilerimiz. İşte çok, ama bu kırmızı çok... çizgiler aslında o kadar kendi kendimize ki, yaratıyoruz. Kendi kendimizden yani korkuyoruz. Ama yani milliyetçiliğin bir şey de... oldu. Milyonlarca TC bilmem ne çıktı biliyorsunuz, evet, isminin önüne yani. Yani. Kolay da değil. Tamam yani. O TC'nin ne demek olduğunu pek bir kere daha düşünsek. TC çünkü ezberden başka hiçbir şey değil ki. Evet. Ya gerçekten en zavallı halimiz de biz zaten önüne isim tam, olarak tam almıyor. Tam açılıyoruz. Efendim? Program bitiyor zaten. Son cümlenizi alayım lütfen. Yani son neyse, o tabanın içinde çok bir korkuların, zavallıkların, acıklı yanların yanına inanılmaz bana göre korkmasın potansiyel. Diyor yani iktidar açsın. Korkma sönmez denmiş zaten işte. Yani o yüzden korkulmayacak bir şey var doğru zaten. Doğru aslında. Yani. Hükümete çağrıda bulunalım. Efendim? Korkanlara denir. Ama hepimiz korkuyoruz diye başladı zaten. O zaman bir tarafta bu kadar korkak olmayacağımız çok biraz doğru cesur bir tarafımız bence da var yani. O cesur tarafımıza gidelim. Ben öz eleştiri yapıyorum. Çünkü o cümleyi kurdum. Yani hükümeti anlıyorum dedi. Çok doğru söylüyor. Yani bu irade iyi gösterebilir. Türkiye bir de dikey örgütlenen bir toplum. Yani tepeden aşağı, aşağıdan yukarı çok da hızlı akar şeyler, bilgi işte şey değil mi? Davranış modelleri. Bence i̇şte muhtemelen iktidar, aşağılarda bir yerde bir şeyler de oluşuyor artık. Daha yatay olan bir şeye de geçtik. Oluyordur yani inşallah, ama şu anda cesurca bir şekilde daha radikal adımlar atsın ve dönüştürme gücüne inansın. Yani hem kendi kitlesini hem de dediği gibi kitlesini temsil ediyor AKP. Ferhat yani bunu da küçümsemesin. Önümüze düş. Ferhat önümüze düş. Kesin beni aldı arkasına. Ayşegül çok teşekkür ediyorum. Mümtaz Ertürk'e, Nesalettin'e bu saate kadar benimle birlikte olduğunuz için. Söz Sende Özel'den bu gecelik bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi geceler.